jungle. Merhaba sevgili arkadaşlar, Video Var kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz üçgende açı ve kenar bağıntıları. Yine konu kapak sayfamızın arkasında formül sayfamız var. Yine bunu koparttık ve duvarımıza astık. Ardından arkadaşlar birinci türümüzde başlıyoruz. İlk kuralımız şu: bir üçgende büyük açı büyük kenarı görür, küçük açı da küçük kenarı görür. Gayet mantıklı. Görüyorsunuz, bir üçgende verilen en büyük açı A açısıysa, o halde A açısının görmüş olduğu en uzun kenar A kenarıdır. Yani A açısı görür, A kenarını büyüktür. Büyüklükler yön değiştirmez. B açısının gördüğü kenar da arkadaşlar, yani burası B olursa o da B'den. O da en küçük açı C ise onun gördüğü arkadaşlar C kenarından. Yani açılarla kenarlar aynı şekilde isimlendirilir. Şimdi birinci sorumuza bakalım. A, B, C'yi sıralayın demiş. Öncelikli olarak buradaki açımızı bir bulalım. Eğer ki 58 ile 64 toplayacak olursak arkadaşlar, 8, 4 daha 12, elde var 1, 6, 6 daha 12, 122 geldi arkadaşlar. Dolayısıyla bu açıya ne kaldı? 58 derece kalmış oldu. Dolayısıyla burada bir ikiz kenarlık var. En büyük olan açı 64 olduğuna göre en büyük açının gördüğü A büyük olacak. Ancak 58-58 ikiz kenar üçgen olduğu için B ile C birbirine eşit olacak. Dolayısıyla aramış olduğumuz yanıt C seçeneğidir. Peki ikinci sorumuza bakacak olursak, ABC eşkenar üçgenmiş. Biz eşkenar üçgenin köşe açılarının 60 derece olduğunu biliyoruz. 15 ile 10'u topladık. 25, 60'a tamamlamak için buraya da 35 derece kaldı. Peki sonra ne oldu arkadaşlar? İki iç açının toplamı bir dış açıdan bu açıya 75 derece, iki iç açının toplamı bir dış açıdan bu açıya da 70 derece kaldı. Ortada oluşan küçük üçgende arkadaşlar ABC'yi sıralayın demiş bize. En büyük açı verilenlere göre 75 olduğuna göre en uzun kenar 75'in gördüğü B'dir. Daha sonrasında arkadaşlar 70'in gördüğü C'dir. En küçük olan da 35'in gördüğü A'dır. Dolayısıyla aramış olduğumuz yanıt B büyük olacak, C'den, o da A'dan. Doğru yanıt D seçeneğidir. Üçüncü sorumuza gelecek olursak, burada C büyüktür, B büyüktür, A demiş. Şöyle yazalım: C büyük, B büyük, A. Bakınız, C kenarını kim görüyor? C açısı büyüktür. B kenarını kim görüyor? B açısı, o da büyüktür. A kenarını kim görüyor? 55. Yani kenarlarla açılar aynı şekilde arkadaşlar büyüklük sıralamasına uyarlar. Diyor ki C'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi şuradaki görüntüde C'nin en büyük tam sayı olması için bu tam sayıysa, bu da tam sayı olacaksa otomatikman bu da tam sayı olacak. Bunun büyümesi için B'nin küçük olması lazım. 55'ten büyük en az 56 olur. Dolayısıyla ikisini toplayacak olursak ne gelecek arkadaşlar? 111 gelecek. Yani şöyle, C artı B ile A açısının toplamı 111 geldi. Eşittir 180 yapacak olursak aradığımız C yanıtı buradan 69 derece olarak bulunmuş olur. Geldik dördüncü sorumuza. Burada da AB büyüktür AC demişiz arkadaşlar. Hemen bir bakalım. C açısının en büyük tam sayı değeri demiş. Bir kere AB kenarını kim görüyor? Önce ona bakalım. AB kenarını C görüyor. O halde C büyüktür AC kenarını hangi açı görüyor? Bakalım, B görüyor. Şimdi C açısı B'den büyük olacak. Ayrıca bu açının da 65 derece olduğunu biliyorum. Üçgende iç açılar toplamı 180 derece ise 65'i burada kullandığımıza göre B ile C'nin toplamı arkadaşlar 115 derece kalır. Şimdi toplam 180 olacak ya, 115'i bulduk. C'nin en büyük olmasını istiyorsunuz arkadaşlar. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Tabii ki C büyük olması için B'ye küçük vereceksiniz. Yani şeklin bu şekilde olduğuna takılı kalmayın. Hiçbir özellik, hiçbir şart yok. Dolayısıyla arkadaşlar C'nin büyük olması için B'ye en az kaç verebilirim? 0 veremem. Sonuçta açı olacak. Bu tam sayıysa, C'de tam sayı çıkacaksa B'ye o zaman 1 veriyorum. Dolayısıyla 1 ile kaçı toplarsak 115 olacak. Yani burası 1 ise arkadaşlar, o halde aradığımız yanıt buradan 114 olarak bulunmuş olur. İkinci türümüzde birden fazla üçgenin kenarlarını kıyaslama. Arkadaşlar bir şekilde birden fazla üçgen varsa ne yapıyoruz?
O zaman en uzun ya da en kısa kenar sorulursa her üçgene ayrı ayrı bakacağız. Sonra bulunan kenarlar arasında kıyaslama yapacağız. Mesela verilen örneğimizde en uzun kenar hangisidir diye sormuşuz. Öncelikli olarak yapmamız gereken olay şu. Buradaki üçgende 100 derecelik bir açı varsa 100'ün gördüğü bu kenar en uzundur. Bakın bu üçgen için konuşuyorum, en uzundur. Burada 95 derece varsa 95, yani sonuçta bir üçgende en fazla 95 olabilir. Yani şöyle bir üçgenden bahsediyorum. Yani burası 95 iken şunlardan herhangi bir tanesi 95'i geçemez arkadaşlar. Dolayısıyla en uzun kenar 95'tir. Zaten şöyle düşünün. Bir üçgen dik üçgen bile olsa biliyorsunuz bu 90'sa diğerleri dar açı olacağına göre geniş açılı üçgenlerde o halde en büyük açı direkt geniş açı diyebilirsiniz. Dolayısıyla 95'in gördüğü kenar en uzun. Peki burada oluşan üçgenimize arkadaşlar bakmak istiyorum. 40 var, 69 var. Toplayacak olursak ne kalacak buraya? 0 ile 9'u topladık, 9. 4 ile 6'yı topladık, 10. 109 yaptı. 180'i tamamlamak için arkadaşlar geriye ne kalır buradan? Evet, 180'den 109'u 181 yazamadık. 109 arkadaşlar çıkardığımız takdirde buradan 1, buradan da 7 kaldı. 71 derece. Şimdi buradaki şekle baktığımızda şimdi zaten soruda en uzun kenar şu, şu ya da burası olacak. Çünkü diğerleri absorbe ettik arkadaşlar. Şu gitti, bu gitti. Çünkü bu üçgende en uzun buydu. Bu üçgene baktığımızda da bunlar da değil. O halde geriye kalan bu üçgende bakacağım. En uzun kimse, doğru cevap o olacak. Açılara baktığımda en büyük açı 71 olduğuna göre en uzun kenar arkadaşlar C kenarı olacak. Bazen böyle çizimlerde ama hocam işte sanki bu en kısa gibi duruyor diye düşünmeyin arkadaşlar. Burada gerçek çizimlere göre her zaman vermeyebilir. Özellikle şaşırtmacalı sorularda bakın 71 en büyük açı olmasına göre olmasına rağmen şekil 2 çizimde mesela en küçük açı gibi çizilmiş. O yüzden onlara takılı kalmıyoruz. Evet, mesela birinci soruya arkadaşlar baktığımızda üstteki üçgene bakın 90 derece var. 90'dan daha büyük bir açı olamaz bu üçgende. O halde en uzun kenarı soruyorsa bu üçgende en uzun kenar D kenarıdır. Yani kesinlikle cevap A ya da E olamaz. Sonra buradaki üçgene bakarsak 100'den büyük açı olamayacağına göre bu üçgende o halde en uzun kenar 100'ün gördüğü E'dir. Daha az önce söyledim. Zaten A ya da E olamayacağına göre en uzun kenar D'dir. Kimisi şöyle yapar. Buradaki üçgende hocam en uzun kenar budur der. Sonra gelir buradaki üçgende de en uzun kenar budur der. Ok en sonra nerede, en son nerede biterse en uzun kenar odur der. Kimileri de arkadaşlar silgi yöntemini kullanır. Peki nedir bu yöntem? Bunun için kurşun kalem kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi burası A, burası B, burası C, burası E, burası da D. Burası da 100. Şimdi alttaki üçgene baktığımızda en büyük açı arkadaşlar 100 olduğuna göre dolayısıyla bunlar yani B ve C yan kenarlar en uzun kenar olamaz. Siliyorsunuz. Daha sonra oluşan üçgende en büyük açı 90 derece olduğu için yan kenarlar gene en uzun olamaz. Bu şekilde siliyorsunuz. En son hangi harf kalırsa bunu söyleyebilirsiniz. Bazen şu cümleyi soran arkadaşlar karşılaşıyorum. Hocam biz sınavdaki soruyu nasıl silelim? Gördünüz bak ben nasıl çizdim ve nasıl sildim. Aynısını sen de sınavda yapabilirsin. Evet geldik ikinci soruya arkadaşlar. En uzun kenar hangisidir diye sormuş. Buradaki üçgende ABC üçgeninde en büyük açı 90 derece olduğu için onun gördüğü C. Bu soru için ok yöntemini kullanacağım. Demek ki diğerleri değil. O halde buradaki üçgende 90'ın gördüğü D bakın C'den de büyük. O halde buralar değil. Buradaki üçgende de 90'ın gördüğü E görüyorsunuz. Yani çünkü D'den de daha uzun. Çünkü 90'ın gördüğü yer. O halde en uzun kenarımız E olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik 3. sorumuza. Bu sefer en kısa kenarı soruyorum. Şimdi en kısa kenarı bulacağız. Toplayalım arkadaşlar burada. 39'da 56'yı topladık. 9, 6 daha 5. 3, 5 daha 8 bir derde var. 95. O zaman buraya ne kaldı? 85 derece kaldı. Daha sonra 56 ile 48 topladık. 6, 8 de arkadaşlar. 4 geldi. 5, 4 daha 9 bir derde var. 10. 104 geldi. 180'den arkadaşlar 104'ü çıkartacak olursak geriye ne kalır? 76 kalır. Sonra burada 60 var. 76 var. Yani buranın daha küçük olduğu bariz ama hani bazı arkadaşlarımız istiyorlar diye hepsini cevaplayayım. Toplarsak bu ikisini ne gelecek? 136. 180'den çıkartırsak ne kadar arkadaşlar? Burada da 44 kalır. Sonra bu üçgende 90 var. 48 var. O zaman bu açıya da 42 kalacak. Bu sefer en kısayı sorduğu için
her üçgendeki en kısa kenar işaretleyeceğim. ABC üçgeninde en küçük açı 39 olduğuna göre en kısa kenar onun gördüğü A olacak. Yani demek ki şu kenarlar değil. Bir kere yani cevap kesinlikle E olamaz. Sonra şuradaki üçgene bakalım. En küçük açı 42 olduğuna göre 42'nin gördüğü B'dir. O halde şu ikisi değil. Mesela D de olamaz cevap. Sonra buradaki üçgene geliyoruz. Yani doğru cevap ya bu olacak ya bu olacak. Daha buraya bakmadık ya da bu olacak. Yani sadece buraya bakmamız yeterli. Gördüğünüz gibi bu üçgende en küçük açı 44 olduğuna göre cevap 44'ün gördüğü B olacak. Doğru yanıt B seçeneğidir. Ve geldik arkadaşlar dördüncü sorumuza. Burada da ABC eşkenar üçgenmiş arkadaşlar. Şey düzeltiyorum. ADE eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgensi açılarına 60'ar dereceleri hemen bir yazalım. Daha sonra iki iç bir dıştan. Evet 10 ile kaçı toplarsak 60 yapar? Tabii ki 50. 15 ile kaçı toplarsak 60 yapar? Tabii ki 45 derece gelecek. Şimdi bunları yazdık. Ayrıca eşkenar üçgen olduğu için burası B ise buralarda aynı şekilde arkadaşlar B oldu. Sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? Buradan hemen ona bir bakalım. ABC'yi kıyaslayın demiş. Bir kere bu eşkenar üçgen olduğu için buradan dikme indirdiğimiz takdirde arkadaşlar ne olacak? Burayı 30'a 30 diye bölecek. Bakın şu ikisi eşit mesafede arkadaşlar. Bu açının 50 derece ya da şu açının 40 derece olması bakın. Burası 40'ın gördüğü yer burası. Burada da arkadaşlar 45'in gördüğü yer. Dolayısıyla 45 olduğu için burası ne olması lazım? Daha uzun olması lazım. Yani şekildeki buradaki çizime tekrar söylüyorum aldanmayın. Şimdi ikisi aynı iken şöyle düşünün. Belki de daha rahat göreceksiniz. Şöyle düşünün. Bir eşkenar üçgen düşünün arkadaşlar. Şurada bir zemin olsun. Sizce buradan 10 derecelik çizerseniz mi daha uzağa giderseniz? Yoksa 15 derecelik çizerseniz mi daha uzağa giderseniz? Tabii ki 15'in gittiği yer burası daha uzun olacak. Yani burada 15'in gördüğü C'nin kesinlikle onun gördüğü A'dan daha büyük olması lazım. C büyük A. Yani bunlarda sırf yanlış yapın diye arkadaşlar çizimlerde bazen böyle gerçeğe uygun olmayan özellikle bu konuda gerçeğe uygun olmayan çözümlerle çok sık karşı karşıya kalırsınız. Çünkü zaten hani gerçeğe uygun verse hiç soruyu okumaya ne gerek var? Direkt ben buradan bakarım. En uzun kenar şudur derim. Buna istinaden arkadaşlar dikkatli olmamız gerekir. Peki arkadaşlar B ile bakmamıza bile gerek yok. İster bu üçgende bakın. 50'nin gördüğü B, onun gördüğü A'dan. İsterseniz buradan bakın. 45'in gördüğü yerde büyüktür. Yani zaten B'nin en büyük kenar olduğu bariz. Biz sadece C ile A arasında kıyaslama yaptık. Burada da C'nin daha büyük olduğunu bulduk. O halde B büyük, C büyük, A çıkacak. O halde aradığımız doğru yanıt da E seçeneğidir. Üçüncü türümüzdeyiz. Bu türde hem mutlak değeri hem de konumuzu iç içe geçireceğiz. O da şu. Verilen şekilde mutlak değeri içerisindeki bu ifadenin sonucu kaçtır diye sormuşuz. 70, 60 daha 130 geriye kaldı 50. Madem açı ortay arkadaşlar burası da 50. 80, 50 daha 130 buraya da kaldı 50 derece. Şimdi burada baktığımızda sol taraftaki üçgende en büyük açı 70 olduğuna göre 70'in gördüğü A büyük olacak. Sonra devam ettiğimiz takdirde arkadaşlar 60'ın gördüğü B büyük olacak. 50'nin gördüğü yer C olacak. Peki sağ taraftaki üçgene baktığımızda 80'in gördüğü B büyük olacak arkadaşlar. Yandaki kenarlar zaten ikiz kenar üçgen olduğu için D ile E birbirine eşit olacak. Şimdi burada bir bakalım. B ile D'yi toplamış ve E'yi çıkartmış. Bir kere B bile tek başına E'den daha büyükken B ile arkadaşlar hatta şunu söyleyebiliriz. D ile E birbirine eşitse direkt bu ikisi aslında birbirini götürür. Hiç uğraşmayalım. Madem birbirine eşit sonradan hiç çıkartmasın bize. İkisini direkt götürdük. B zaten arkadaşlar uzunluk olduğu için pozitiftir. Dışarıya B diye çıkar. Artı A eksi B. Görüyorsunuz A B'den büyük olduğu için pozitiftir. Pozitif olunca dışarıya aynen çıkıyordu. A eksi B artı B ile eksi B gitti. Aradığımız yanıt buradan A olarak bulunmuş oldu. Peki birinci sorumuza bakacak olursak. 60 var 65 var. Buraya da 55 derece kalır. Sonra bu üçgendeki en büyük açımız 65 görür B'yi. Sonra 60 görür A'yı. Son olarak da C şeklinde yazacağız. Şimdi A eksi B demiş. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa pozitif. Tam tersi küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa da negatif. İşaretini altına yazıyorum. C eksi B yine küçük sayıdan büyük sayı çıkmış. Eksi. Ben nasıl anlatıyordum arkadaşlar size bunu? Eğer önde bir işaret yoksa buraya artı yazıyorsunuz. Sonra artı ile eksiyi çarpıyorsunuz. Eksi. Mutlak değeri parantez yapıyorsunuz. A eksi B. Sonra işaretle çarpıyoruz. Eksi ile eksiyi çarptık. Artı. Mutlak değeri parantez yapıyoruz. C eksi B.
Sonra eksiği dağıtacağız buradan. Eksiği dağıttık, eksi a. Eksiği dağıttık, artı b. Artıyı dağıttık, artı c. Artıyı dağıttık, eksi b. Artı b ile eksi b gitti. O halde pozitif önce, negatif son yazarsak aradığımız yanıt buradan c eksi a olarak bulunmuş olur. Geldik ikinci örneğimize. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuşuz. O halde yapmamız gereken iki iç, bir dıştan arkadaşlar buraya 80 derece yazabiliriz. 80 var, 40 var, o zaman buraya da 60 derece kaldı. Aslında şekil bir eşkenar üçgen. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bir eşkenar üçgenin içerisinde nereden ne çizerseniz çizin, ister dik indirin, ister şunu çizin, asla ve asla şu dışarıdaki çizgilerden daha uzun bir çizgi elde edemezsiniz. Yani ola ki eğer ki biz cevaplarda AB bir şeyden uzundur ya da AC bir şeyden uzundur ya da BC bir şeyden uzundur dersek, tabi birbiri arasında kıyaslama yapmıyoruz ama diğer kenarlarla ilgili kesinlikle daha uzundur. Mesela AB ile AC'yi kıyaslarsak eşkenar üçgen olduğu için bu direkt eşittir. Gidelim. Peki bakalım BC'ye. Evet, BC büyüktür AD'den demiş. İşte aradığımız cevap bu. Neden? Çünkü BC bir kenar olduğu için otomatikman zaten AB de eşit. Dolayısıyla ben burada BC'yi silip AB yazsam AB büyüktür AD. Görüyorsunuz AB'yi 80 görüyor. Büyüktür. AD'yi de arkadaşlar 60 görüyor. Bu doğru bir ifadedir. Aradığımız yanıt B seçeneğidir. Ve arkadaşlar geldik 3. örneğimize. Şimdi verilenlere göre bu işlemin sonucu kaçtır diye sormuşuz. Bir bakalım öncelikle. 70, 50 daha 120, buraya kaldı 60. 2 iç, 1 dıştan arkadaşlar buraya kaldı 30. Evet bakın burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Gayet güzel. O halde 120'nin gördüğü D büyük olacak. Yan kenarlar C ile E birbirine eşit zaten. Peki arkadaşlar bir diğer ifademize bakacak olursak, o da sol tarafta en büyük olan, görüyorsunuz 70'in gördüğü E. Hazır buradaydık, o zaman devam edelim. 70'in gördüğü E büyük olacak. 60'ın gördüğü A'dan, o da büyük olacak arkadaşlar. 50'nin gördüğü B'den. Bakın bu sefer hepsini tek sıra halinde yazabildim. Peki bakalım D ile C'yi toplayıp E'yi çıkartmış. Bir kere C ile E eşitse bunlar birbirlerini götürürler. D sonuç itibariyle bir uzunluk olduğuna göre dışarı pozitif olarak, yani aynen çıkacak. Artı A artı B demiş. İkisi de uzunluk olduğu için pozitiftir. Dışarıya aynen çıkar. A artı B eksi 2D demişiz arkadaşlar. Bakın A ile B en küçükler. D ise en büyük. D artı D dediğinizde, A artı B dediğinizde görüyorsunuz bu kesinlikle daha büyük. Çünkü D A'dan da büyük, D B'den de büyük. O halde 2D dediğiniz ifade A artı B'den büyük olduğu için bu ifade negatiftir. Önünde artı var, kendisi eksi, çarpacağız. Eksi ve paranteze dağıtacağız arkadaşlar. Yani eksi A, eksi B artı 2D olacak. Sonra buradan artı B eksi B, artı A eksi A gidecek. D ile 2D'yi toplarsak aradığımız yanıt buradan 3D olarak bulunmuş olur. Ve geldik arkadaşlar güzel bir sorumuza. Dördüncü soruda demişiz ki A, B, C, D, E'nin sıralaması nasıldır diye sormuşuz. Bakın A her iki tarafta da aynı. Şöyle gösterelim. Hatta her uzunluğu bir harfle gösterirsem daha iyi olacak. Bakın A'ya A. Burada 30 gelmiş. Çok güzel, 30 gelmiş. Ama burada 50, burada 40 diyor. O halde yapmamız gereken nedir? Yani buradaki gibi 40 olacak şekilde şuradaki 50'yi parçalasam, bakınız tam olarak aynısını çizmeye çalıştım. Görüyor musunuz? Burada 40'lık çizdim. Ben de 40'lık çizeyim. Dolayısıyla şu uzunluk ne olacak bana o zaman? B olacak. Peki şuradaki mesafeye C dersek, yani 30 ve 40 olan şu üçgendeki şu kısa mesafe C ise, otomatikman burası ne olacak? C olacak. Bir kere tamamı E idi. Bir kere E C'den daha büyük olacak. İsterseniz şıklardan gidelim. E C'den büyüktür. E C'den büyüktür. Bakın E burada C'den büyük değildir. Bu gitti. E C'den büyüktür. Bakın E C'den büyük değildir. Bu da gitti. Peki hemen şurada B ile D'yi de kıyaslayabiliriz. Bakın burası komple 50 dereceydi. O zaman buraya 10 derece kalır. Dolayısıyla 30, 50 daha 80 yaptı. Buraya kaç derece kaldı? 100. O halde 100'ün gördüğü B, yani geniş açı olacağı için şu üstteki küçük üçgen daha büyük olacak. Bir kere B D'den daha büyük olacak. Bakalım B D'den büyük. B D'den büyük. Bakın burada B D'den büyük değil. Bakınız bu da gitti. Evet. Peki başka ne söyleyebiliriz? Ona da bir bakalım. Mesela B ile C arasında bir kıyaslama yapabiliriz. O da bizi sonuca götürecektir zaten. Bakın burada B ile C arasında, ya da burada daha rahat gidebiliyoruz. 40'ın gördüğü C, 30'un gördüğü B'den daha büyük olacak. Yani C büyüktür. B olacak. C B'den büyük.
burada değil. Dolayısıyla aradığımız yanıt burada arkadaşlar B seçeneğidir. Sıra geldi dördüncü türümüze, üçgen eşitsizliği. Arkadaşlar bu bir üçgenin çizilebilmesi için gereken şarttır. O da şudur. Bütün üçgenlerde şöyle bir durum var. Mesela diyelim ki ABC diyelim arkadaşlar buradan. Şimdi bu kenar herhangi bir kenar, diğerleri için geçerli. Bir kenar kesinlikle diğer iki kenarın toplamından küçük. Bu iki kenarın farkından da büyüktür. Şimdi farkını tabii ki negatif olarak yazan arkadaşlar da çıkabilir diye mutlak değer içerisinde yazalım. Şimdi soru üzerine bakarsak daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Buradaki görüntüde x kaç farklı tam sayı değeri alır diye bize sorabilir. Şunu yapacağız. Bir kenar eğer ki ikisi biliniyor, bir tanesi bilinmiyorsa bilinmeyen kenarı ortaya yazıyoruz. Daha sonra diğer iki kenarı topluyoruz 7. Çıkartıyoruz. Tabii ki eksi 1 diyecek halimiz yok. Pozitif olan değerini alacağız. Çıkartırsak 1. O halde x'in alabileceği tam sayı değerleri 1 ile 7 arasında 2'dir, 3'tür, 4'tür, 5'tir, 6'dır. Toplam 5 tane. Peki hocam, bu sayıyı hesaplamanın daha pratik bir yöntemi var mı? Evet var. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıp bir de 1'i çıkartırsak da bu yöntemi buluyoruz. Tekrar söylüyorum. Eğer eşitlik yoksa arada kaç tane tam sayı değeri olduğunu bulmanın bir yöntemini tekrar söylüyorum size. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıp bir de ne yapıyormuşuz? 1'i çıkartıyormuşuz. Peki hocam başka bir yöntem var mı? Örnek veriyorum, mesela 27'den kalkıp da işte böyle 39'a kadar gitseydi. Ben şöyle yapıyorum onlar arkadaşlar. 1'den 26'ya kadar daha sayı olsaydı burada toplam kaç sayı olurdu? 39. Ama kaç tane sayı yok? 26 deyip çıkartmak suretiyle de buluyorum. Bu da güzel ve kullanışlı bir yöntem. Şimdi hemen birinci sorumuza bakalım. Çok önemli ve çok güzel bir soru. Bir üçgenin çizilebilmesinin ilk şartı en kısa olan iki kenarın toplamının üçüncü kenardan uzun olmasıdır. Bakın en pratik bunu anlarsınız. Mesela buradaki soruda bu böyle, yani kenar uzunlukları 1, 2, 3 olan üçgen çizilebilir mi? Kuralım ne? En kısa ikisini toplayacaksın. Üçüncüden büyük olacak. Evet, 1 ile 2'yi topladık. 3. 3 büyüktür 3. Bu yanlış bir ifadedir. Burada en kısa ikisini toplayalım. 5 büyüktür 4'ten. Bu doğru bir ifadedir. En kısa ikisini toplayalım. 6. Ama hocam niye buna bunu aldık diye düşünmeyin. Sonuçta hepsi birbirine eşit. Sıkıntı yok. En kısa ikisi bu diyebilirsiniz. O halde bu da çizilebilir. En kısa ikisini topladık. 5. 7'den büyük olmadığı için bu da çizilemez. En kısa ikisini topladık. 13. 10'dan büyük olduğu için çizilebilir. Demek ki 3 tanesiyle üçgen çizilebiliyormuş. Ve geldik ikinci sorumuza. Şimdi bakın burada arkadaşlar bilinmeyen var. Buradakiler biliniyor. Bilinmeyeni araya yazıyorsunuz. Daha sonra küçüktür, büyüktür. Bu iki sayıyı topluyorsunuz. 13. Bu iki sayıyı çıkartıyorsunuz. 3. Sonra her taraftan 1 çıkartacağız arkadaşlar. 1 çıkarttık 2. 1 çıkarttık 2x. 1 çıkarttık 12. Ve ardından da her tarafı 2'ye böleceğiz. 1 küçüktür, x küçüktür 6. Kaç farklı tam sayı değeri alır? Sayabilirim ama ya da pratik yöntem, son sayıdan ilk sayı çıkart, bir de 1'i çıkart. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan 4 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuza. X'in tam sayı değeri kaçtır diye sormuşuz. Bakınız bu sefer arkadaşlar ne var elimizde? Bir tane bilinen var, iki tane bilinmeyen var. Tek olanı araya yazıyoruz. Yani bu sefer bilineni araya yazdık. Diğer iki sayı arkadaşlar topluyoruz. Toplarsak 3x eksi 1. Burada hangisinin daha büyük olduğunu anlamak çok zor değil. Burada hem x'ten sayı çıkmış hem de burada 2x var. Dolayısıyla bu sayı büyük. 2x'ten şöyle yapayım kafanız karışmasın. X eksi 1'i çıkartırsam eksiyi dağıtın. 2x eksi x artı 1'den x artı 1 geliyor. Bakın arada kalan ifade bilinen, diğerleri bilinmeyense şöyle yapıyorsunuz. Önce bu kısmı alıyorsunuz arkadaşlar. Burada artı 1'i karşıya atıyorsunuz. X küçüktür. 5'ten 1 çıktı 4. Daha sonra arkadaşlar şu kısmı alıyorsunuz. Eksi 1'i karşıya atıyorsunuz. 6. 6 küçüktür 3x oluyor. Yani şöyle oluyor. Şu kısmından bakınca. Her iki tarafı da 3'e bölecek olursak x büyüktür 2 gelecek. Evet, demek ki x sayısı 2 ile 4 arasında alabileceği tam sayı değeri nedir diye sormuş. Kaç tane tam sayı değeri alır dese, bir tek bu arada 3 olduğu için 1 diyeceğiz ama tam sayı değerini sorduğu için aradığımız yanıt 3 olarak bulunmuş olur. Evet, geldik 4. sorumuza. Bu sefer 3'ü de bilinmeyen arkadaşlar. Bu üçgenin demişiz çevresinin en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuşuz. Şimdi arkadaşlar burada yine herhangi bir kenar alalım. Mesela 4x eksi 1 alalım arkadaşlar. 4x eksi 1 küçüktür büyüktür diyelim. Bu ikisini toplayacak olursak ne olur? 3x artı 1.
Bunun daha büyük olduğunu düşünüyorum ama siz yine tam tersine deneyebilirsiniz. Sonuç değişmeyecek arkadaşlar. Evet, 2x'ten x artı 1'i çıkartalım. Şöyle yazalım. Hemen eksiyi dağıttığımızda buradan x eksi 1 kalacak. Şimdi adım adım alalım. Mesela şu ilk ikisini aldığımız takdirde bu buraya geldi 3x oldu. Bu buraya geldi 0. Bunu almaya bile gerek yok. Zaten 3x 0'dan büyüktür. Hemen şu ikisini alalım buradan. 3x'i buraya atalım. 4x'ten 3x çıktı. X eksi 1'i karşıya atalım. 2. Evet, sonuç itibariyle x'in 0'dan büyük ve 2'den küçük olduğu yorumuna ulaşmış olduk. Bizden ne istiyor? Çevrenin en büyük tam sayı değeri. Toplayalım. 4, 6, 7 tane x var çevrede. Artı 1 ile eksi 1'e gitti. Demek ki aradığımız yanıt buradan 7x olacak. Şimdi x'in 0'dan büyük olduğunu bulduk. Şimdi 3x 0'dan büyükse 3'e böl. X 0'dan da büyük. Çok önemli değil. 2. Peki bizden çevre istemişti. Çevre dediğimiz arkadaşlar neydi? 7x'ti. O halde her tarafı 7 ile çarpalım. 7 ile çarptık 0, 7 ile çarptık 7x, 7 ile çarptık 14. Alabileceği en büyük tam sayı değeri 14'ten küçük olacağı için o halde en fazla 13 olarak bulunmuş olur. 6. türümüzdeyiz. Üçgen eşitsizliği 3. seviye. Öncelikli olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bir üçgende h demek arkadaşlar yüksekliği, ha demek a köşesinden gelen yüksekliği, na demek a köşesinden gelen açıortayı, va demek de kenarortayı söyleyecek arkadaşlar. Alttakilerin a olması a köşesinden geldiğini, işte b olsalar b köşesinden geldiğini, c olsalar c köşesinden geldiğini bize söylemiş olur. Şimdi arkadaşlar sorumuza bir bakalım öncelikle. Çevre ABCD'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Yani soruda bize x tam sayıdır falan dememiş. O halde hem alttaki üçgende hem de üstteki üçgende x'in değer aralığını bulalım. Alttaki üçgen daha kolay, oradan başlayalım. X küçüktür büyüktür. Topluyorum arkadaşlar 10, çıkartıyorum 2 geliyor. Şimdi bu kenarda bir dursun. Öbüründe birazcık daha uğraşacağız çünkü. Buradakine bakarsak bilinmeyeni araya yazdım. 2x eksi 1 küçüktür büyüktür yazdım arkadaşlar. 5 ile 6'yı topluyorum 11, çıkartıyorum 1. Her tarafa 1 eklemek suretiyle bu eksi 1'den kurtulacağım. 1 ekledim, 1 ekledim, 1 ekledim. Her tarafı 2'ye böleceğim. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm ve 2'ye böldüm. Demek ki x 1 ile 6 aralığındaymış. Eğer buradan sıkıştıracak olursam arkadaşlar x sayısı ne olacak? Burada büyük olanını, buradan da küçük olanı aldım. 2 ile 6 aralığında gelecek. Evet, şimdi bakın ne demişti? Çevrenin en büyük tam sayı değeri. O halde biz bu şeklin çevresini arkadaşlar bulmamız lazım. Toplayalım. 5 var. 4 daha 9 oldu arkadaşlar. Burada da eksi 1 var. Etti 8. Bir de toplarsak 3x'imiz var. Dolayısıyla arkadaşlar çevre dediğimiz şey ne gelecek buradan? 3x artı 8 gelmiş olacak. Peki bize verilen aralık, yani ne demiştik burada? 2 ile 6 aralığında olan değerimizi buna benzetmeye çalışacağız. Yani aradaki ifade x'ken 3x yapacağız. Her tarafı 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarptım 6. 3 ile çarptım 3x. 3 ile çarptım 18 geldi. Her tarafa 8 ekliyorum. 14. 8 eklersem 3x artı 8. Yani çevre ABCD olmuş olur. Ve arkadaşlar 8 eklersem burası da 26 olmuş olur. En büyük tam sayı değerini soruyorsa 26'dan küçük olacağı için aradığımız yanıt buradan 25 olarak bulunmuş olur. Peki birinci sorumuzda çevre ABC demişiz. 12 ise x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuşuz. Bir kere bu üçgenin arkadaşlar çevresi 12 ise x'in en büyük olması için bu kenarın en büyük olması gerekir. Bunu söyleyebiliriz. Farklı bir yönteme geçeceğiz şimdi. Arkadaşlar 12 olduğuna göre ikisinin toplamına 6 versek 6 buraya verebiliyor muyuz? Hayır. Niye? Çünkü kuralımız neydi arkadaşlar? İkisinin toplamı bundan büyük olacaktı. Ama kenarları tam sayı olacak dememiş bize ABC üçgenin. O halde 6'dan küçük bir sayı yazıyoruz ama artık şu sayılara geçiyoruz. Virgülü sayılara. 6'dan küçükse burası 5,9. Burası da 6,1 olur mu? Evet, şu anda olur. Sonra arkadaşlar buradaki üçgene geçiş yapıyoruz. Buradaki üçgende x diyoruz. Küçüktür, büyüktür. Topluyoruz ikisini 9,9. Çıkartıyoruz ikisini 1,9. Ne istemişti? En büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. 9,9'dan küçük olduğuna göre en fazla bulacağımız değer 9 olarak bulunmuş olur. Evet. Arkadaşlar hemen şunu da söyleyelim. Bu arada yukarıdaki ifade ne olduklarını söyleyeyim de özelliğini vermedik.
çeşit kenar üçgenlerde yükseklik açıortaydan o da kenarortaydan arkadaşlar küçüktür. Bu aynı açıdan gelenler için geçerli olan bir kural. Şimdi ikinci sorumuza da bunu vermişiz. Burada açıortayın kaç farklı tam sayı değeri aldığını söylemişiz. Çünkü BD ile DC'nin eşit olduğunu verdiysem bu benim kenarortayım. O halde açıortay yükseklikle kenarortayın arasında bir yerde olacağına göre 3'ten büyük 6'dan küçük olacak. Yani NA dediğim değer 3 ile 6 arasında. Kaç farklı tam sayı değeri alır arkadaşlar? 6'dan 3 çıkarttım 3, bir daha çıkarttım 2 ya da yazarsınız 4, 5 diye zaten küçük sayılar. Evet yine geldik güzel bir soruya arkadaşlar. ABCD'nin sıralaması nedir? Az önce benzer bir soru çözmüştük. Farklı şekillerdeydi. Yani iki farklı üçgen vardı. Burada tek şekilde aynı soruyu sormuşuz. Öncelikli olarak bakın arkadaşlar. 50-50 yani bu açıortay doğrusu görüyorsunuz. Buradan 30'luk gelmiş ve buradan 40'lık. O zaman biz de buradan 30'luk çiziyoruz. Eğer 30'luk çizdiğimiz takdirde şu uzunlukla arkadaşlar bu uzunluk ne olması lazım birbirine? Eşit olması lazım. Burası D ise burası da D olacak. Peki benzer şekilde şu mesafe A ise burası da A olacak. Dolayısıyla arkadaşlar tamamı B ise kesinlikle BA'dan daha büyüktür. BA'dan büyükse cevap bu olamaz. Bu olamaz. Bu olamaz arkadaşlar. Bu ikisi olabilir. Peki devam edelim. Buradan bakacak olursak başka hangi kenarlar için ne yorum yapabiliriz? Sonra mesela C ile D arasında bir kıyaslama yapılabilir arkadaşlar. Şöyle burası 40'tı ya da şuraya 10 kaldığını yazalım. 40, 50 daha 90 yaptı arkadaşlar. Buraya da 90 kaldı. O halde buradaki minik üçgene bakarsak 90'ın gördüğü yer D, C'den daha büyük olacak. Dolayısıyla D büyüktür, C'yi de arayacağız. İkisine baktığımızda evet burada C daha büyük yanlış. D C'den büyük. Dolayısıyla aradığımız yanıt C seçeneğidir. Ve geldik dördüncü sorumuza. AB'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuşuz. AB'nin olacak arkadaşlar dikkat edelim. Burada bir şeye daha dikkat etmeniz lazım. Şimdi burası bir uzunluk ya arkadaşlar. Uzunluk kesinlikle sıfırdan büyük olmak zorunda. Bunu arkadaşlar söyleyelim. Zaten burada hani sayısal değer eklediğiniz için sıkıntı yok. Burada zaten arkadaşlar sıkıntı yok da burada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani bir kenar uzunluğunun kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekir. O halde bunu karşıya atarsak 2x 3'ten büyük. Yani x'imizin hemen böyle kenarda dursun bu. 3 bölü 2'den büyük olma şartı var. Bunu öncelikle bir söyleyelim. Daha sonra bilinen bir tane olduğuna göre 4'ü araya yazıyorum. Küçüktür, büyüktür diyorum arkadaşlar. İki sayıyı topluyorum. Toplarsak 3x gelecek. Ve eksi 3 ile artı 2 ile toplarsak ne gelecek buradan? Eksi 1. Peki hangisi daha büyük? İşte bazen bunu arkadaşlar kestirmek kolay olmuyor. İki türlü de isterseniz deneyelim. Yani bu daha büyük olursa bundan bunu çıkartırsak arkadaşlar ne gelecek? 2x'ten x çıktı. X eksi 3 bu da eksi ile çarptığımız için eksi 2 olacak. Eksi 5 yani burası x eksi 5 de olur. Eğer bu daha büyükse bundan bunu çıkarttığımız arkadaşlar o zaman da 5 eksi x gelecek. X'lerini de bir tek tek kontrol edelim isterseniz. Tamam mı? Çünkü hangisinin daha büyük olduğunu bilmediğim için bakmak zorundayım. O halde öncelikli olarak şuradaki kısma bir bakalım. Bunu karşıya atarsak ne gelecek arkadaşlar buradan? Artı 1 olarak gelecek. 5 küçüktür 3x'ten. Her iki tarafı 3'e bölersek x büyüktür. 5 bölü 3'ten geldi. Şimdi arkadaşlar burada 3 bölü 2 vardı. Burada da 5 bölü 3 var. Hangisinin daha büyük olduğuna bakalım. Hangisini alacağız? Yani 3 bölü 2'den büyüğü mü alacağız? Bunu mu alacağız? 3 bölü 2 mi daha büyük? Evet. 5 bölü 3 mü daha büyük? Buna bir bakalım. Payda eşitleyelim arkadaşlar burada. 3 ile çarptık, 2 ile çarptık. Burada 9, burada 10 geldi. O halde bunun da bir hükmü kalmadı. O halde 5 bölü 3'ten büyük diyeceğiz. Bir dursun kenarda. X büyüktür. 5 bölü 3. Sonra şu diğer aşamaya geldiğimizde yani buraya aldığımızda eksi 5'i karşıya atarsak x küçüktür 9. Şuraya aldığımızda arkadaşlar ne gelecek? Yani 5 eksi x küçüktür 4'ten yer değiştirin. 1 küçüktür x'ten. Yani burası varken bunun bir önemi de zaten kalmıyor. Dolayısıyla ne olacak? X küçüktür arkadaşlar. 9 alacağız. Peki devam ettiğimiz takdirde arkadaşlar ne söylemişiz buradan? AB kenarı için konuşuyoruz. Dolayısıyla AB için ne yapacağız arkadaşlar? 2x eksi 3'ü oluşturacağız. Şurasının 2x eksi 3 olması için her tarafı 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarptım 10 bölü 3. 2 ile çarptım 2x. 2 ile çarptım 18. Her taraftan 3'ü çıkartıyorum. Buradan arkadaşlar zaten en büyük aradığınız için aslında alt sınırla işiniz yok. Uzatmayalım. Evet 3 çıkartırsak burası ne olacak arkadaşlar? AB uzunluğu olacak. Ya da şöyle yazalım. 2x eksi 3 küçüktür. 3 çıkartırsak 15.
2x-3 dediğimiz uzunluk AB uzunluğu zaten küçüktür. 15. Dolayısıyla arkadaşlar AB uzunluğu 15'ten küçükse en fazla kaç olur? 14 aradığımız yanıttır. 7. türümüzdeyiz. Yardımcı doğru çizmek. Arkadaşlar orta taban gibi, ikizkenar verilirse yükseklik gibi arkadaşlar çizgiler çizerek sorularımızı çözeceğiz. Verilen şekilde x'in en büyük tam sayı değerini sormuşuz. Bu soruyu çözebilmek için şu E noktasından arkadaşlar bir tane paralel doğru çiziyorum. O halde paralellik çizdim. Şurada görüyorsunuz. Madem ikisi birbirine eşit orta taban oldu. 4 ise burası 2 oldu. Ayrıca burası da 4'tü arkadaşlar. Orta taban çizdiğim için burası da 2'ye 2 oldu. Amacım x'i bir üçgenin içerisine sokabilmek. Gördüğünüz gibi x'i bir üçgenin içerisine girdiğinde soruyu çözmek çok kolaylaşıyor. Bakın bir kenarı 2, diğer kenarı 6 olan bir üçgenin bir kenarı oldu x şu anda. X küçüktür, büyüktür. 2 ile 6'yı düşünün. Toplayınca 8, çıkartırsak 4. En büyük tam sayı değeri demiş arkadaşlar. 8'den küçük olacağına göre alabileceği en büyük tam sayı değeri 7 olarak bulunur. Peki birinci sorumuza bakalım. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuşuz arkadaşlar. Dikinmiş, iki eşit parçaya bölmüş. Hemen aklımıza yaki geliyor. Dolayısıyla burası çizilmiş 5 ise ben de buraya çiziyorum. Burası da ne oluyor? 5 oluyor. Bundan sonrası için arkadaşlar bakın x artık bir üçgenin elemanı oldu. Burada x küçüktür, büyüktür diyebilirim. 7 ile 5'i toplarsam 12, çıkartırsam da 2. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyorsa da büyükten küçüğü çıkartıyorum, bir de 1'i çıkartıyorum. 12'den 3'ü çıkartırsak aradığımız yanıt buradan 9 olarak bulunmuş olur. Peki ikinci sorumuza baktığımız takdirde bakınız burada bir ikizkenar üçgen var. Tepe noktasından tabana dikme indiriyorsunuz. Tabanı 4'e 4 diye bölüyor. X şu anda bu dik üçgenin bir elemanı. Sonuçta 90'ın gördüğü yer en uzun kenar olduğuna göre burası komple kaç birim? 10. O halde 90'ın gördüğü yer 10'dan da büyük olacak. O halde en az kaçtır diye soruyorsak tam sayı olarak 10'dan büyük 11 var. Aradığımız yanıt E seçeneğidir. Peki 3. örneğimize bakalım. Burada da yine bir orta taban arkadaşlar çizmeyi düşünüyorum. Evet hemen çizelim orta tabanımızı. Şöyle D noktasından AB'ye paralel çekersek orta taban gereği burası 6 ise burası kaç geldi arkadaşlar? 3 geldi. Yine bu iki eşit olduğuna göre karşısında 8'i 4'e 4 diye böleceğim. Ve bakınız x'i bir üçgen içerisine yerleştirebildim. O halde x diyeceğim küçüktür büyüktür. 3 ile 4'ü topladım 7, çıkarttım 1. Kaç farklı tam sayı değeri alır diyorsa büyük sayıdan küçük sayı çıkartıp bir de 1'i çıkartıyorum. Aradığım yanıt buradan 5 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 4. sorumuza. Burada G ağırlık merkezi demişiz. Bir kere tabandan ağırlık merkezine kadar gelen yer x ise köşeye kadar çıkan yer 2 katıydı 2x. 90'dan gelip G'den geçmiş yani ağırlık merkezden geçtiyse muhteşem 3'tü. Burası komple 3x ise burası da 3x, burası da 3x. Sonra bir dik üçgende hipotenüs bütün kenarlardan uzundur. Yani komple 6x dediğim bu uzunluk kesinlikle 12'den büyüktür. Her iki tarafı 6'ya bölersem x 2'den büyüktür. X'in en küçük tam sayı değeri 2'den büyük olduğuna göre 3 olarak bulunmuş olur. 8. türümüzdeyiz. Kenarla açı arasındaki ilişki. Şimdi bize mesela burada açıortay vermiş. A'ya A desek, burası da B olsa 2 iç, 1 dış açıdan mesela A artı B, A'dan daha büyük olduğu için A artı B'nin gördüğü X de A'nın gördüğü Y'den daha büyük olacak. Yani mesela bize soruda kendisi A, B, C verdiyse A kimi görüyor? 8'i, büyüktür. B kimi görüyor? X'i, büyüktür. C kimi görüyor? 6'yı. X'in tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. 6 ile 8 arasındaysa aradığımız yanıt buradan 7 olarak bulunmuş olur. Birinci örneğimize bakacak olursak yine aynı şekilde A ile A diyorum arkadaşlar. Bu açıya B dersem 2 iç, 1 dıştan bu açı A artı B olmuş oldu. Sonra bu üçgene arkadaşlar bakıyorum. Burada A artı B açısı A'dan daha büyüktür. Yani A artı B'nin gördüğü 6 da A'nın gördüğü X'ten daha büyük olacak. X'in en büyük tam sayı değerini soruyorsa 6'dan küçük olduğuna göre aradığımız yanıt 5 olarak bulunmuş olur. Ve geldik ikinci sorumuza. Burada da X kaç farklı tam sayı değeri alır diye sormuşuz. Şu açıya A diyorum. Bu açıya A diyorum arkadaşlar. Bu açıya da B dersem 2 iç 1 dıştan bu açına geldi. A artı B geldi. Şimdi şuradaki üçgene baktığımızda
Ne biliyoruz burada? A artı B A'dan daha büyüktür. A artı B'nin gördüğü 6 da A'nın gördüğü X'ten daha büyük olmak zorundadır. Peki bütün üçgenler üçgen eşitsizliğini sağlamak zorunda olduğu için arkadaşlar o halde X büyüktür küçüktür diyorum. 6 ve 4 varsa toplamları 10 ve farkları da 2. Bu ikisini birleştirecek olursam X diyorum. X'in küçük olduklarından yani X kimlerden küçük? 6 ve 10'dan küçük olanı alıyorduk. X'in büyük olduklarından zaten başka sınır yok. 2'yi alıyoruz. Kaç farklı tam sayı değeri varsa hadi yazalım bu sefer. 3, 4 ve 5. 3 tane aradığımız yanıt B seçeneğidir. Ve geldik arkadaşlar 3. sorumuza. İnşallah konuyu sevmişsinizdir. Ne diyeyim? 3. sorumuzda X kaç farklı tam sayı değeri alır diye sormuşuz arkadaşlar. Öncelikli olarak üstteki üçgende bakarsak 90'ın gördüğü X kesinlikle bir dik kenar olan 3'ten büyüktür. Bu kenarda dursun. Ayrıca X için alttaki üçgende bakacak olursak üçgen eşitsizliği gereği ikisinin toplamı 8, ikisinin farkı 2. İkisini arkadaşlar sıkıştırırken şöyle diyoruz. X'in büyük olduklarından büyük olanı alıyorduk. 3 daha büyük. X'in küçük olduklarından zaten bir tek 8 var. Onu almak zorundayız. Kuralımız neydi? Son sayıdan ilk sayı çıkart, bir de 1'i çıkart. O halde aradığımız kaç farklı tam sayı değeri vardır sorusunun cevabı 4 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 4. sorumuz arkadaşlar. Burada da C açısı kimi görüyor? 2x-1'i büyüktür diyorum. Bakın aynı açı aynı yön. A açısı kimi görüyor? 7. O da büyüktür diyorum arkadaşlar. Bakın açının karşısına kenarı yazıyorum. Açının karşısına kenarı. B kimi görüyor? X artı 1'i. Eğer ki bilinen aradaysa nasıl yapıyorduk? Önce şu ikisini alıyorduk arkadaşlar. Eksi 1'i karşıya atalım. 2x büyüktür 8'den. 2'ye bölelim. X büyüktür 4 sonucu ortaya çıkıyor. Sonra şu diğer tarafa bakıyoruz. Burada da 1'i karşıya atalım. 6 büyüktür x. Sonra şu ikisini alıp tek yerde birleştiriyoruz. X sayısı 4'ten büyük ve 6'dan küçük. Alabileceği tam sayı değeri kaçtır diyorsa 4 ile 6'nın arasındaysa aradığımız yanıt 5 olarak bulunmuş olur. 9. türümüzdeyiz. Pisagor bağıntısı. Biz bugüne kadar bir dik üçgende dik kenarların karelerinin toplamının hipotenüsün karesi olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Eğer ki yan kenarlar olan A ile B'yi değiştirmeden bunu tel çubuk gibi düşünün. Eğer arasını birazcık açarsanız otomatikman C değeri ne olur? Daha da büyür. O halde genişin karşısındakinin karesi bu sefer eşit olmuyor, daha büyük oluyor. Yani genişin karşısındaki C ise C'nin karesi büyüktür diyeceğiz. Yan kenarların kareleri toplamından. Aynı şekilde A ile B'yi arkadaşlar değiştirmeden şöyle düşünün. A ile B değişmemiş. Belki biraz daha şöyle çizilse daha güzel olurdu. Evet bunları değiştirmeden arkadaşlar C'ye bakarsak otomatikman C'de ne olacak arkadaşlar? Bir küçülme olacak. Yani şu kadar uzun çizmeye de gerek yok. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne söyleyeceğiz? Darın karşısındakinin karesi küçük olacak A kare artı B kareden. Tekrar söylemek istiyorum. Bir dik üçgende yan kenarlar AB ise A kare artı B kare eşittir C kare. Bunu hepimiz biliyoruz. Eğer ki burası dar açı olursa ABC dersek darın karşısındakinin karesi küçük oluyor. Diğerlerinin kareleri toplamından ve geniş açı olursa genişin karşısındakinin karesi büyük oluyor. Yandakilerin kareleri toplamından bu şekilde arkadaşlar söyleyebiliriz. Bazen hiç soruda bize vermemesine rağmen biz açıların dar mı geniş mi olduğunu anlarız. Mesela ikizkenar üçgenlerin kesinlikle taban açıları dardır. O halde bunun yan tarafı otomatikman geniş olur. Üçgende iki iç açının kesiştiği yer şurası için şöyle diyorduk biz. 90 artı şu tepedeki açının yarısı. Yani 90'a açı eklediğim için kesinlikle geniştir. Ya da mesela dış teğet çemberin merkezinde yani iki dış açı ortayın kesiştiği noktada şu açı ortaylar her zaman dardır. Çünkü 90 verseniz buraya açı kalmaz. Dar dar. Bu açı için de 90'dan bu açının yarısını çıkartıyoruz. O halde 3 tane dar açı var. Mesela bumerang gereği burada 90'a açı eklediğimiz için burası geniş. Eğer ki 90 burada olursa 3 açının toplamı 90 olacağı için bu açının dar olduğu yorumlarını yapabiliriz. Mesela gelelim birinci sorumuz arkadaşlar. X'in en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuşuz. Burası iki iç açı ortayın kesiştiği yerde olduğu için 90'a açı eklenmiş. Yani tepedeki açının yarısı eklenmiş bu olmuş. Yani bu açı her türlü 90'dan daha büyüktür. 3x artı 12 büyüktür 90 derece diyeceğiz. Ayrıca arkadaşlar bu nokta tam olarak burada olsa 180 derece olur. O halde içeri çıktığı için yani tamamı 180 olamayacağı için 180'den de
küçük olacak. Her taraftan önce 3'e bölelim isterseniz. 3'e böldüm 60, 3'e böldüm x artı 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 30. Şimdi her taraftan 4 çıkartayım. 4 çıkarttım 56, 4 çıkarttım x, 4 çıkarttım 26. X'in en küçük tam sayı değeri 26'dan daha büyük olduğu için aradığımız yanıt 27 olarak bulunmuş olur. Peki ikinci sorumuza bakacak olursak, burada ikizkenar üçgen var. Kesinlikle ikizkenar üçgenlerin taban açıları dardır. İki iç açının toplamı bir dış açıdan, x de 36'nın toplamı dardır. Dar açı demek arkadaşlar kesinlikle ne olması lazım? 90 dereceden daha küçük. Yani şu ifadenin 90'dan küçük olması lazım ki dar olsun. 36'yı karşıya atarsak x 54'ten küçük olmak zorunda. X'in en büyük tam sayı değeri de arkadaşlar 54'ten küçükse 53. Doğru yanıt B seçeneğidir. Ve geldik 3. sorumuza. X kaç farklı tam sayı değeri alır demişiz. Ama burada darlık vermişiz. Darın karşısındakinin karesi ne oluyordu? Küçük oluyordu. Diğerlerinin kareleri toplamından. 4'ün karesi 16, 7'nin karesi 49. X'in karesi küçük oluyor burada arkadaşlar. 65. Şimdi 65 bir sayının karesi değil ama 8'in karesinden büyük ama 9'un karesinden küçük. O halde x küçüktür diyorsunuz. Bu sayı hangi iki sayının karesi arasında? Tekrar söylüyorum. 8'in karesi ile 9'un karesi arasında ya. O halde 65 yerine 8 ile 9 arasında bir sayı yazıyorsunuz. 8,5 diyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Bir tane ifadeniz bu. Ayrıca bütün üçgenler dar geniş hiç fark etmez. Üçgen eşitsizliği kuralını sağlar. O halde x küçüktür büyüktür. Topluyorum 11, çıkartıyorum 3. Az önce ne bulmuştum? X küçüktür 8,5. İkisini birleştiriyorum. Diyorum ki x küçüktür büyüktür. Burada sadece 3 var zaten. Bunlar da küçük olanı alıyorduk. Yani 8,5'u alacağız. Diyor ki x kaç farklı tam sayı değeri alır? Yazalım arkadaşlar burada. 4, 5, 6, 7 ve 8. Gördüğünüz gibi 5 farklı tam sayı değeri alabilir. Ve geldik 4. sorumuza. X'in tam sayı değeri kaçtır diye sormuşuz. Şimdi öncelikli olarak üstteki üçgende geniş açının gördüğü kenarın karesi genişin karşısında olunca büyük oluyordu. Diğerlerinin karelerini toplayacağız. 5'in karesi 25 artı 6'nın karesi 36. Benzer şekilde alt tarafta bakacak olursak bu sefer x'in karesi darın karşısında olduğu için küçük olacak arkadaşlar. Karelerini toplayacağız. 8'in karesi 64. Evet bir de 3'ün karesi 9'dur diyeceğiz. Üstteki üçgende bakarsak buradan üstteki ifadeden x kare büyüktür 61. 61 kare olarak nerede diyoruz arkadaşlar? Bakın x diyorum buradan, büyüktür diyorum. Bu sayı 7 ile 8'in karesi arasında ya. Siz de buraya 7 ile 8 arasında, yani 7,5 yazın. Sonra şuraya bakalım. X'in karesi küçüktür 73 oldu ya. 73 kare olarak 8'in karesi ile 9'un karesi arasındadır. O halde siz buraya x küçüktür deyin arkadaşlar. 8 ile 9 arasında bir sayı, yani 8,5 deyin. Yani x küçüktür 8,5. O halde x'imizin aralığı 7,5 ile 8,5 arasındaysa o halde x'in alabileceği tam sayı değeri buradan 8 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt C seçeneğidir. 10. türümüzdeyiz. Bu türümüzde şöyle bir özellik öğreneceğiz. Bir üçgen düşünün. İçine başka bir tane üçgen çizildiğinde şu alttaki kenar, yani x kesinlikle arkadaşlar üstteki iki kenarın toplamından daha küçüktür. Yani x küçüktür a artı b. Bu a artı b'nin toplamı da dışarıda olan y artı z'nin toplamından daha küçüktür. Bir başka özellik de arkadaşlar aslında yine bu mantıkla geliyor. Bir üçgenin içerisinde mesela abc dediğiniz takdirde şöyle düşünebilirsiniz. X, y, z'nin toplamı var ya arkadaşlar. Bu üçünün toplamı çevrenin yarısından büyük, çevreden de küçüktür arkadaşlar. Burada son sorumuz bununla ilgili. Formülden değil ama normal yaparak, yani şuradaki yöntemle öğreteceğim onu da size, ezberlemek zorunda kalmayın. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda burada diyeceğiz ki 5 küçüktür. Şu ikisini toplayalım. X ile x artı 1'i toplarsak 2x artı 1. Bu da küçüktür. İkisini toplarsak buradan 7, 4 daha 11 gelmiş olur. Daha sonrasında arkadaşlar her taraftan 1 çıkartıyoruz. 4 küçüktür, 2x küçüktür 10. 2'ye bölüyoruz. 2 ile evet 5 arasında. Kaç farklı tam sayı değeri alır? Bundan bunu çıkarttık. 3 ya da direkt yazalım. 3 ve 4 iki tane var zaten. Uğraşmayalım. Çok küçük sayılarda bence de yazmak daha mantıklı. Evet burada bakalım. 4 diyeceğiz. Küçüktür. Toplarsak 2x artı 2'ye. Bu da küçüktür. Toplarsak 4 artı 6'dan 10 gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar buradan ne olacak? Her tarafı 2'ye bölersek
2 küçüktür, x artı y küçüktür, 2'ye bölersek 5. Kaç farklı tam sayı değeri alır? 2 ile 5 arasındaysa 5'ten 2 çıkart, bir de 1'i çıkartalım. Bu sefer de buradan yapmış olalım. Doğru yanıt 2 olarak bulunmuş olur. Peki 3. sorumuza bakarsak, bence bu soru birçok arkadaşı şaşırtabilecek tarzda bir soru. Şimdi çevrenin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bir kere bu açı için az önce anlatmıştım size arkadaşlar, geniş açı olduğunu söylemiştik. Hatta gelin daha da hızlı düşünelim. Burası 90 derece olsa 5, 12, 13 üçgeni olurdu. Madem ki çevrenin en küçük tam sayı değerini soruyor, o halde burası 13'ten daha büyük, o zaman en küçük değerini alsın. Yani 13.1 olsun. Ayrıca biz ne öğrenmiştik? Bir üçgende arkadaşlar şu iki kenarın toplamı bundan büyük. O halde bu ikisinin toplamı da 13.1'den büyükse 13.2 olsun. O halde toplarsak en az 26.3 oldu. Şimdi bu tam sayı değil ya. En az dedik arkadaşlar. Dolayısıyla 26.3'ten büyük olacağına göre cevap 27 diyeceğiz, ama bakın cevaplarda yok. Neden cevaplarda yok? Sebebi şu. İlk söylediğimiz olayda hiçbir sakınca yok. Yani burası 90 derece olsaydı arkadaşlar 5, 12, 13 gelecekti. Ya da az önce öğrenmiş olduğumuz Pisagor bağıntısından şöyle direkt formülize ederek gidelim isterseniz. Burası BC, isterseniz buraya X diyeyim arkadaşlar. X'in karesi genişin karşısında olunca büyük oluyor. Yan kenarları toplarsak 25 artı 144, x kare büyüktür 169, x büyüktür 13 geliyor. O halde 13'ten büyükse arkadaşlar, bakın tam sayı vermenize gerek yok. Soruda çevrenin tam sayı değerini sorduğu için eğer her kenar tam sayı değilse o zaman mecbur 14 vereceksin, ama öyle bir durum söz konusu değil. O halde buraya ne vereceksin? 13.1 vereceksin. Peki devam edecek olursak arkadaşlar hemen ne söyleyeceğiz? Az önce öğrendiğimiz, yani buradaki kuralımız gereğince şu ikisinin toplamı da ne olmak zorunda arkadaşlar? Bu ikisinin evet toplamından arkadaşlar daha büyük olacak. Yani 17'den daha büyük olacak. O halde burası da en az 17.1 olur. Dolayısıyla toplayacak olursak arkadaşlar, evet şurası kaç geldi? 13.1. Burası kaç geldi? 17.1. Toplarsak 30.2, bu en az. Yani daha da az olamazsınız. O halde bundan daha, yani bir sonra gelen ilk tam sayı, 30.2'yi geçen ilk tam sayımız 31 olarak bulunmuş olur. Az önce sözünü verdiğim soruya geldik arkadaşlar. Şimdi çevrenin en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Şöyle yapmanızı istiyorum. ABC diyelim isterseniz buradan. Alttaki üçgeni kuralı uygulayalım. Yani A küçük olacak, toplarsak 5. O da küçük olacak, toplarsak B artı C. Buraya gelelim. Sonra diyeceğiz ki B küçüktür şu ikisinin toplamı 7'den. O da küçüktür şu ikisinin toplamı A artı C'den. Son olarak C diyeceğiz. Küçüktür bu ikisinin toplamı 6. O da küçük olacak arkadaşlar. Şu ikisinin toplamı A artı B. Taraf tarafa toplarsak hepsinin ne gelecek? A artı B artı C. Küçüktür hepsini toplarsak 18 geldi. Hepsini toplarsak iki parantezinde A artı B artı C geldi. Sonra arkadaşlar şurayı alıyorum. A artı B artı C küçüktür 18'den. Ki A artı B artı C nedir arkadaşlar? Çevre ABC küçüktür 18'den diyebiliriz. Ayrıca şu kısmı aldığımızda evet 18 küçüktür. Burası da nedir? 2 tane çevre ABC. O halde her iki tarafı 2'ye bölersek ABC'nin çevresi ne olacak? 9'dan daha büyük. Yani buraya büyüktür 9 diyebiliriz. Çevrenin en küçük tam sayı değerini soruyorsa 9'dan büyük olacağına göre aradığımız yanıt buradan 10 olarak bulunmuş olur. 11. türümüzdeyiz. Kosinüs teoremi ve üçgen belirtme durumundayız arkadaşlar. Öncelikli olarak kosinüs teoremi neydi? Bir üçgende 3 kenar ve bir açının kosinüsü arasındaki değerdi. Mesela diyelim ki A açısının kosinüsü için kosinüs formülü şöyle. A'nın karşısındaki kenarın karesi, yani A kare eşittir diyoruz. Yandaki kenarların karelerini topluyoruz. B kare artı C kare eksi yandaki kenarları çarpıp bir de 2 ile çarpıyoruz. Son olarak aradaki açının kosinüsüyle, yani eksi 2BC çarpı kosinüs A diye arkadaşlar yazıyoruz. Şimdi birinci soruda ABC açısı 60 dereceden küçüktür demiş arkadaşlar. Yani şuradaki açımız 60 dereceden daha küçük. O halde 60 derece eşit olsaydı x kare eşittir derdim. 60'dan küçük olunca ben de küçük diyorum. Çünkü bu küçüldükçe kenar da küçülüyor. X'in karesi küçüktür. Yandaki kenarların karesini topluyorum. 16 artı 36. Eksi 2 çarpı yandaki kenarları çarpıyorum. 4 çarpı 6. Ve son olarak aradaki açının kosinüsü.
yani kosinüs 60 da 1 bölü 2 eşittir. X kare küçüktür. Burada 2'ler gitti. 6 kere 4 24. 36'dan 24 çıkarsa 12. 16 ile toplarsak 28. Kare bazlı olarak bakarsak 28 5'in karesinden küçük. Düzeltiyorum. 28 5'in karesi ile 6'nın karesi arasında. Ben de 5 ile 6 arasında bir sayı yazıyorum. O da 5,5. Ayrıca her üçgen üçgen eşitsizliğini sağlamak zorundaydı. Yani x küçüktür, büyüktür. Farkları 2, toplamları 10. Benim bulduğum değeri de yazıyorum. Sonra ikisini birleştiriyorum. Burada sınır yok. 2. Evet, x diyoruz ve burada da küçük olanı alıyorduk. O da 5,5 olacak. X kaç farklı tam sayı değer alır diye sormuş. Ne var burada? 3 var, 4 var, 5 var. Yani aradığımız yanıt 3 olarak bulunmuş olur. Peki ikinci sorumuza bakalım. Bu sefer BAC 60 dereceden büyüktür demiş. Dolayısıyla 60'ın karşısındaki kenar x kare eşittir yazmıyorum. 60'a eşit olsa eşittir yazardım. 60'tan büyük olduğu için büyüktür. 60'tan küçük olsaydı küçüktür yazardım. Yandaki kenarların karelerini topluyorum. 4'ün karesi 16 artı 8'in karesi 64. Eksi 2 çarpı bunları çarpıyoruz. 4 çarpı 8 çarpı aradaki açının kosinüsü, yani kosinüs 60 1 bölü 2 idi. Şimdi 8 kere 4 32 yapar. 64'ten 32 çıkartırsak 32 kalır. 16 ile toplayacak olursak x kare büyüktür. 48 geldi. 48 kare olarak nerede arkadaşlar? 6'nın karesi ile 7'nin karesi arasında. Ben de buraya 6 ile 7 arasında bir sayı yazıyorum. 6,5 olsun. Ayrıca bütün üçgenler üçgen eşitsizliğini sağladıkları için topluyorum ikisini. 12 çıkartıyorum 4. Dolayısıyla buradan ikisini sıkıştıracağız arkadaşlar. X büyüktür küçüktür. X'in büyük olduklarından büyük olanını, X zaten burada tek bir tane değer var, 12 yazacağız. Kaç farklı tam sayı değer alır demiş. 11 var. 10, 9, 8, 7, 6'yı alamıyoruz burada, dikkat edelim. 3, 4, 5. Demek ki aradığımız yanıt C seçeneğidir. Peki geldik 3. sorumuza. Demişiz ki verilenler demiş arkadaşlar. Verilenlerden hangileri üçgen belirtir diye sormuşuz. Öncelikli olarak burada 3 tane kenar vermişiz. En kısa 2 kenarın toplamı 3. kenardan büyük olduğu için bu üçgen belirtir. Peki bir üçgen düşünün. Bu üçgen ABC üçgeni olsun. A kenarı, yani A açısının gördüğü kenar 4. Buna ait olan yükseklik 6. Böyle bir üçgen çizilebilir mi? Gayet de çizersiniz. Hiç sakıncası yok arkadaşlar. Peki üçüncüye bakalım. Bu üçüncü de bir üçgen çizin gene. ABC üçgeni arkadaşlar. Daha sonra HA. A köşesinden gelen yüksekliğe 5 yazın. B eşittir 4. Yani B'nin karşısındaki kenara da 4 yazın. Buradan baktığınızda işte bu mümkün değil. 90'ın karşısı bundan büyük olamaz. Bu üçgen belirtemez. Hangileri üçgen belirtir? Doğru cevap 1 ve 2 olarak bulunmuş olur. Geldik 4. sorumuza. Evet, hangileriyle üçgen çizilebilir diye sorulmuş. Öncelikli olarak bakalım. Şimdi ABC üçgeni çizilebilir demişiz. Hemen şöyle ABC üçgeni yazalım o zaman. A açısı 60 derece olsun. B açısı 70 derece. Otomatikman buraya 50 kalır. C'nin gördüğü yerde 4. Gayet mantıklı. Çizerim ben bunu. Evet, buna bakalım. A var, B var, C var. A 73 olacak. B'nin gördüğü yer 93 olacak. Burada minicik bir şey kalacak. B'nin gördüğü yere 4. Gayet de doğal. Çizerim ben bunu. Ve buna bakalım arkadaşlar. A açısı 93 olacak. Tamam. A kenarı burası 4, B kenarı 5. İşte bunu çizemem. Niye? Çünkü 93 en büyük açıdır. Bir üçgende 93 varsa ondan daha büyük bir açı olamaz. O halde en uzun kenar onun gördüğü olması lazım. Ama burada 5 var. Mümkün değil. Demek ki bununla çizemiyorum. İkinciyle de çizebiliyordum. O halde bu sorunun da yanıtı 1 ve 2 olarak bulunmuş olur. Merhaba sevgili arkadaşlar. Video Var kanalına hoş geldiniz. Üçgende açı kenar bağıntıları yeni nesil sorulara bakacağız. Şimdi birinci sorumuzda dik üçgen şeklindeki bir kağıt BA kenarı BC kenarının üzerine gelecek şekilde katlanmış. Şekil 2'deki gibi A üst noktası B ve C noktalarının arasında kalmış. Katlama doğrusu yapılan yerde arkadaşlar, hemen buna bakalım. BD'ye göre katlandığına göre burasının kesinlikle açıortay olması lazım. A noktası arkadaşlar buraya gelmiş. Buraya dikkat edelim. Şu ikisinin birbirine eşit olması lazım. Yine şurada da bir açıların eşit olması lazım. Şu parça da şu parçaya eşit olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar, bazen çizim kötü olabilir. Özellikle bu konuda buna çok dikkat edelim. Bizim için önemli olan görsellik değil, verilen değerlerdir. Şimdi şöyle bir yöntem düşünüyorum. Bu açıya A desem ve bu açıya arkadaşlar B desem,
İki iç açının toplamı bir iç açıdan ben bu açıya A artı B diyebilirim. Sonuçta bu katlanmadan önce A köşesinden gelmişti buraya. Dolayısıyla aynı şekilde burası da A artı B olmak zorunda. İlk şeklimize baktığımızda A açımızın A artı B, C açımızın da B olduğunu biliyoruz. ABC açılarını sıralayacak olursak tabii ki en büyük açı 90 derece olduğu için B olacak. O da büyüktür. A artı B, B'den büyük olacağı için A. O da büyük olacak arkadaşlar. C. Demek ki B büyüktür, A büyüktür, C. Doğru yanıt B seçeneğidir. İkinci sorumuzdayız. Aynı noktadan şekildeki yönlerden Ali 6 metre, Hasan da 8 metre ilerlemiş. Aralarındaki açı da 90 dereceden büyüktür. 90 dereceden büyük olan açılar geniş açı olarak adlandırılır. En son geldikleri noktalar arasındaki uzaklık, yani şurası, tam sayı olacak şekilde kaç farklı değer alabilir demiş. Eğer ki aralarındaki uzaklığa x dersek, öncelikle üçgen eşitsizliğini yazmak zorundaydık. X küçüktür, büyüktür. Verilen iki kenarın toplamı arkadaşlar 14. Farkları da 2'dir. Bunu yazıyoruz. Ayrıca geniş açının karşısakinin karesi büyük oluyordu. Diğerlerinin kareleri toplamından, yani 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64. Buradan x kare büyüktür 100. Her iki tarafın karekökünü alırsak x büyüktür 10. Şuradaki yöne göre, yani x daha büyük olacağı için bu tarafa yazıyoruz. O halde şu üstteki iki ifade arkadaşlar sıkıştıracağız. Yani x burada hem 2'den büyük hem 10'dan büyük, 10'u alıyoruz. Burada da 14'ü alıyoruz. Neydi kuralımız? X'in büyük olduklarından büyük olanını. Burada tek bir sınır olduğu için zaten alacak başka bir sayımız yok. Ama normalde küçük olanlarından da küçük olan alarak birbirine en yakın iki sayıyı seçiyorduk. Dolayısıyla burada 11 olur, 12 olur ve 13 olur. O halde kaç farklı değer alır sorusunun cevabı, doğru yanıt 3 olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuza bakacak olursak, yukarıdaki kroki verilmiş arkadaşlar. Burada hangi yolun daha uzun olduğunu bize sormuş. Öncelikli olarak ne yapmamız gerekiyor? Burada açıları yazmamız lazım. 60 var, 55 var. Bu açıya 65 derece kalır. 70 var, 25 var. Toplarsak 95. Bu açıya 85 kalır. En uzun kenar arkadaşlar ararken, dilerseniz bu şekilde gördüğünüzde ok yöntemini kullanabilirsiniz. Mesela sağdaki üçgende en büyük açımız 85 derece olduğu için ok C'yi gösteriyor. Yani doğru cevap D ve E olamaz. Sonra üst taraftaki üçgende baktığımda en büyük açımız 65 derece, o da B'yi gösteriyor. O halde doğru cevap A ile C olamaz. Geriye zaten bir tek B kaldı. Doğru yanıt B seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakacak olursak, eş uzunluktaki bölmelere ayrılan çubuklar ile üçgenler oluşturulacakmış. Verilen ifadenin hangilerindeki parçalar birleştirildiğinde üçgen belirtmez demişiz. Şimdi A3, B4, C5 ve D'de arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç buradan? 7. Evet, 3, 4, 5 ve 7 tane parça var. ABC için 3, 4, 5 yazalım öncelikle bunları. BCD için 4, 5 ve 7. ABD için 3, 4 ve 7. Kuralımız şuydu. En kısa iki kenarı toplayın. Eğer üçüncü kenardan büyük olursa 7, 5'ten büyük olduğu için çizilir. En kısa iki kenarı toplayın 9, üçüncü kenardan büyük olduğu için çizilir. Evet, en kısa iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük değil. 7, 7'ye eşit olduğu için bu çizilemez. Hangileri dediği için arkadaşlar üçgen belirtmez. Üçgen belirtir dese cevap 1 ve 2 arkadaşlar. Ama üçgen belirtmez dediği için cevap yalnız 3 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt C seçeneğidir. Beşinci soruda eslem ABC üçgeni şeklindeki iki yüzü farklı renkte olan kağıt parçasının B ve C köşelerini şekildeki gibi katladığında bu iki nokta BC doğrusu üzerindeki D noktasına çakışıyormuş. Buna göre AD, AE ve DE kenar uzunlukları ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Arkadaşlar bakın, B'yi katlamışsınız ve buradan da C'yi katlamışsınız. D noktasında buluştuysa kesinlikle şöyle düşünün. Burada bir dik üçgen düşünün. Siz bunu AH'a göre katlıyorsunuz. B noktanız tam olarak yak oluşturacak şekilde buraya geliyor. Aynı şekilde diğerine katladığınızda buraya geldiği zaman bu D, B noktanızın adı ikinci şekilde D olarak verilmiş. Biz de D yapalım. O halde tam olarak burada aynı yakıyı yapacağız. Dikme indireceğiz. Ve dolayısıyla arkadaşlar bu da katlanınca buradan buraya gelecek. Çünkü tabanlar eşit olsun ki aynı yüzey üzerinde aynı yere gelecek. Bu da buradan buraya gelmiş, görüyorsunuz. B'nin ve C'nin buluştuğu şu noktaya D demişiz.
E noktası tam olarak şu dönme yeri. H'ı zaten yazdık. Evet, hepsi yazıldı. Madem ya ki vardı, 75 ise 75'i buraya yazdık. 35 ise 35'i buraya yazdık. İki içli dıştan buraya 70 derece kaldı. Ayrıca 75 ile 35 topladık, 110. Buraya da 70 kaldı. Buraya da 40 kaldı. Bizden bu üçgenin kenar uzunlukları ile ilgili yorum yapmamızı istemiş. Gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen bu zaten. Dolayısıyla AD uzunluğu yazalım. Eşit olacak AE uzunluğuna. Bu uzunluk da büyük olacak arkadaşlar. Tabii ki DE uzunluğuna. Çünkü 70'ler daha büyük olduğu için 40'ın gördüğü DE en kısa olacak. Dolayısıyla doğru yanıtımız buradan B seçeneğidir. 6. sorudayız. Şekilde 100 cm uzunluğundaki kapı ve sağ üst köşesindeki K noktası verilmiştir. Sağ üstten bahsettiği şuradan arkadaşlar. Bu kapı ok yönünde açılıp sol taraftaki duvara değdiğinde K noktası L noktasına değiyormuş. Buna göre KL uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Öncelikle metre dediği için 100 cm arkadaşlar 1 metre. Biz de 100 cm'den gidelim. Şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. Bu kapı açıldığı zaman, tam olarak burada menteşesine göre açıldığı zaman şöyle bir görüntü oluşturur. Yani sizin buradaki K noktanız tam olarak buraya geliyor. Doğru mu? Şu anda mevcut haldeyken bakalım. Kapının genişliği 1. Komple açılsa L'ye kadar gelse 1. Arkadaşlar burası doğrusal olarak açılamaz. Şurası. Çünkü burada L'ye de duvara değiyor. Eğer tamamı açılsaydı, KL uzunluğu yani şöyle doğrusal olmuş olsaydı 2 olurdu. O halde KL kesinlikle ne olacak arkadaşlar? 2'den küçük olacak. Peki tam olarak şöyle kapı duvarın bitişinde olsaydı, yani şurada olsaydı, bizim K noktamız açılıp buraya gelseydi arkadaşlar, otomatikman ne olacaktı buradan? Tam olarak doğrusal bir şekilde 90 derece olacaktı. 1, 1 buraya kök 2 diyebilirdik. Ama sizin kapınız tam olarak böyle dik açılmıyor ki. Şurada genişlik var. Bakın şöyle dik gelmiyor. Arada çünkü kapı biraz sağ alınmış ya arkadaşlar. Dolayısıyla sağ alındığı için tam olarak böyle dik olmaz. Biraz daha açılır. Yani kapı duvara değdiğinde aradaki açınız mecburen ne olacak? Geniş açı olacak. Dolayısıyla arkadaşlar KL için bakarsak KL geniş açının karşısında olduğu için KL'nin karesi büyük olmak zorunda, karelerini toplarsak 1 artı 1'den, yani KL'nin karesi 2'den büyük olacak. O halde KL de arkadaşlar 2'nin kare kökünü alırsak kök 2, o da yaklaşık olarak kaça eşittir? 1,4 küsür. Doğru mu? Dolayısıyla şu 2 bilgiyi de kullanacak olursak, yani burada kök 2'nin yaklaşık değerini bilmezsek maalesef bu soruyu çözmek birazcık zor olacak. Yazan kişi biraz zorlamış yani. Ben yazmadım bu soruyu. KL küçüktür, büyüktür arkadaşlar. 2 ile 1,4 küsür arasında. Dolayısıyla KL'nin burada metre cinsi alabileceği değerler, evet, 1,4'ten büyük, 2'den de küçük olduğuna göre aradığımız yanıt D seçeneği. 7. sorumuzdayız. Yukarıda eşit aralıklarla verilen bir oyuncak aradaki noktalardan istenilen açıyla bükülebiliyor. Buna göre aşağıda verilen noktalardan hangileri bükülmek için seçildiğinde A ve S uçları birleştirilerek bu çubukla bir üçgen oluşturulamaz demiş. Yani şöyle düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. D'ye gelene kadar toplamda kaç birim var burada görüyorsunuz? 3. D'den K'ya gelene kadar toplamda şöyle bakalım. 1. Şöyle D'den K'ya gelene kadar 1, 2, 3, 4. Toplamda zaten çubuğun uzunluğuna bakarsak 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani toplamda hepsi 12 olacak. 7'si buradaysa 5. Yani 3, 4, 5 uzunluğunda üçgen oluşturabilirsiniz. Bir tanesini arkadaşlar D'den büktünüz. Şöyle havaya doğru. Sonra gittiniz K'dan büktünüz. Ve 3, 4, 5 üçgeni oluşturabilirsiniz. Peki E'ye gelene kadar görüyorsunuz. E'ye gelene kadar 4 birimlik yol geliyorsunuz. E'den L'ye gelene kadar o halde 1, 2, 3, 4. 12'ye tamamlamak için o da 4. 4, 4, 4 diye de üçgen çizebilirsiniz. Peki FK'ya bakalım. F'ye gelene kadar toplamda arkadaşlar 3, 5 var. Sonra F'den K'ya gelene kadar 1, 2 var. Sonra arkadaşlar K'dan sonra da kaç tane var? 5 tane var. Görüyorsunuz en kısa iki kenarın toplamı 3'ünden büyük olduğu için bu da çiziliyor. Peki gelelim GL'ye. G'ye kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şuraya kadar gelene kadar 6 geldiniz. G'den L'ye gelene kadar 2 geldiniz. Ve L'den de öbür tarafa 4. Ama en kısa iki kenarın toplamı arkadaşlar ne olmadı? Üçüncü kenardan büyük olmadığı için G ve L noktalarından bükerseniz bu şekil bir üçgen belirtemez arkadaşlar. Doğru yanıt D seçeneğidir. 8. sorumuzdayız.
Oyun oynamak için çocuklar üçgenin kenar ve köşeleri üzerine şekildeki gibi yerleşmişler. Çocukların hızları eşit ve sabitmiş ve buna göre aşağıdaki ikililerden hangisi birbirlerine doğru yürüdüklerinde en az ve en çok zaman harcamış olur? Yani en kısa kenar ve en uzun kenarı sormanın başka bir yolu. Şimdi arkadaşlar bakın, şekil gerçek uzunluklara göre verilmemiş. Dolayısıyla burada işte en uzun kenar BC deyip yürüyemezsiniz. Açıları yazdığımızda göreceksiniz. Genelde böyle yapıyorlar maalesef. Gerçek uzunluklara göre olsa hiç soruyu çözmeye bile gerek yok. En kısa şurası, en uzun burası der, soruyu çözersiniz. Ama maalesef böyle vermiyorlar. 130 ise buraya kaç kaldı? 50 kaldı. Buraya 80 kaldı. 80 40 ise buraya 60 kaldı. Şimdi arkadaşlar en büyük şekle baktığımızda en büyük şekilde bakın. 110 derece var. Burası 40 ve burası 30. O halde en büyük fotoğrafa baktığımızda en uzun kenar AC olduğuna göre en fazla zaman Ali ve Cemal'e geçecek. O halde en çok Ali ve Cemal. Dolayısıyla arkadaşlar Ali ve Cemal olmayanları silelim. Buradaki seçeneklerin sizinkilerden biraz daha farklı olduğunu arkadaşlar söyleyebilirim. Çünkü ben değiştirdim. Yani direkt Ali ve Cemal desek, sizdeki seçeneklerde bir tane Ali ve Cemal var, direkt cevap bulunurdu. En azından dedim ki iki tane Ali ve Cemal olsun. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir değişiklik yaptım. Artık üçüncü baskıda inşallah düzeltiyorum. Dördüncü baskıda buradaki gibi yaptıracağım seçeneklerin. Çok önemli değil zaten. Evet, sonra bakalım en kısa kenar nerede, ona bakalım. Buradaki BCD üçgene bakarsak en kısa kenar 30'un gördüğü BD. Üstteki üçgene bakarsak da yine en kısa kenar 40'ın gördüğü BD. Okların gösterdiği yer BD. Demek ki arkadaşlar en kısa kenar Burak Dağhan arasındaki C seçeneğidir.